Bundan tam 25 yıl önce, 25 yıl önce Refah Partisi e, yerel seçimlere hazırlanırken yine bir Mart ayındaydı 94 yılında. E, genç bir gazeteci diyeyim. Yani o tarihte 30'lu yaşlarımdaydım. E, ve Refah Partisi üzerine ağırlıkla çalışıyordum İslam Hareketi üzerine ve Refah Partisi'nin yerel seçimlerde çok başarılı olabileceğini söylüyordum, söylemeye çalışıyordum daha doğrusu. Çünkü susturuluyordum. Çünkü o tarihte egemen olan görüş Vefa Partisi'nin merkeze gelebileceğini, iktidara gelebileceğini, İstanbul, Ankara gibi yerlerin belediyelerini kazanabileceğini asla kabul etmiyor, kabul etmek istemiyordu. Benim gibi bu ihtimali dile getirenleri de şeriatçıların ya da gericilerin işbirlikçileri olarak tanımlayıp bizi etkisizleştirmeye, beni etkisizleştirmeye çalışıyorlardı ve o tarihte 25 yıl önce Refah Partisi'nin ve Erdoğan'ın o büyük zaferi yaşandı. O zaferden yeteri kadar ders çıkartıp çıkartmadıkları ayrı bir husus ama 25 yıl sonra bu sefer çok ilginç bir şekilde o tarihte yani çeyrek yüzyıl önce bana bunun asla olamayacağını söyleyenlerin önemli bir kesimi bugün Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın seçim kaybetmeyeceğini, kaybedemeyeceğini söylüyorlar. Kimisi ilginçtir, kimisi bunu bir Erdoğan karşıtı pozisyonu pozisyonda söylüyorlar. Yani bir çaresizlik olarak söylüyorlar. Ama hatırı sayılır bir bölümü de onlar kendilerini çok iyi bilir. Zaten bir süredir o tarihte beni sırf Refah Partisi üzerine gazetecilik yapmaya çalıştım diye dışlamaya çalışanlar, hani yeni tabirle ötekileştirmeye çalışanların hatırı sayılır bir bölümü de uzun bir süredir reisçi oldular ve Erdoğan savunuculuğu yapıyorlar. 25 yıl sonra şimdi tersi bir durum söz konusu. Şimdi de nasıl 25 yıl önce Refah Partisi'nin ve Erdoğan ve benzerlerinin beraber hareket ettiği kişilerin gelmekte olduğunu e, söylüyorsam şimdi de gitmekte olduğunu söylemeye çalışıyorum. Ama burada sorun şu. O tarihte gidenler belliydi. Gelen Erdoğan'dı ya da Refah Partisi'ydi. Bu tarihte gitmekte olanlar belli ama kimin yerlerini alacağı konusu hala muallakta. Kimse olmadığı için daha doğrusu şu haliyle kimse olmadığı için de gidenlerin gitmekte olduğu gözükmüyor. Öyle söyleyeyim. Biraz kelimelerle oynuyormuş gibi olabilir ama biraz zor bir konu olduğu için e, tanımlaması biraz hakikaten zor oluyor. Yani özetle Erdoğan kaybediyor ama kimse kazanamadığı için, kazanmadığı ve kazanamadığı için Erdoğan'ı kaybeden olarak değil, kazanmaya devam eden olarak görüyoruz. Bu yayını yapmaya, bugün yapmaya karar verdikten sonra bir e, elektronik posta aldım.